bu son fermanla beraber ezdiler ve onların hafıza ambarındaki sayıların toplamı 73'tür. Onun için 73 kere ezildiler. En azından premodern yahut da modern tarih anlatımına göre ve sözlü tarihlerine göre 73 kez kanlı katliamlarla, soykırımlarla karşı karşıya kalmışlardır. Direkt Tanrı ile iletişim kurur. Bu iletişimi kurarken de kendi ana dilleri olan, zengin olan bu coğrafyanın en kıymetli, en değerli dillerinden biri olan Kürtçe yaparlar. Dualarıyla, intizarlarıyla, haykırışlarıyla, hatta kimi yerde beddua etmezse bedduayla Kürtçe konuşurlar. Dolayısıyla Ezilerin katline sebep olan Kürtlüktür. Kürtlük historiografisi içinde, tarihselliği içinde ve Kürdistan coğrafyasının içinde Ezilere baktığımızda Kürdi olan bütün değerleri hem inançlarının tamamında hem de kültürlerinde hala muhafaza ederler. Muhafaza edilen bu değerlere bir saldırıdır Ezilere karşı girişilen her katliam başvurusu. Medeniyetin beşiği olarak tanımlanan bu coğrafyada 73 kez Ezilerin kanı toprağa karışmıştır ve komşuları tarafından. Ve tek sebebi vardır. Ezilerin inancıdır. Ezilerin inancı da Kürdistanlıdır. Kürtçedir. Histografinin, etnografyanın tamamını kapsayan bir değerler merkezidir Ezilerin Kürtlük içindeki yerleri ve o nedenle saldırıya uğrarlar. Dolayısıyla Ezilerin tarih boyunca saldırıya uğramaların sebebi Salt Ezidi oldukları için değil, Kürt Ezidi oldukları içindir. Halkların bahçesi olarak tanımlanan Mezopotamya ve Anadolu Ezler için hiç de bahçe olmamıştır. Son saldırının organizasyon şekli ve hazırlık aşaması hangi devletlerin içinde olduğunu baktığımızda hem finansal, iktisadi, hem düşünsel, hem de askeri ve askeriyenin yanı sıra da teknik donanım anlamında baktığımızda tamamıyla Ezilerin bu coğrafyanın üzerine silinmesi istenmiştir. Kadın Ezdi kültüründe kültürün, dilin, sırrın, inancın aktarıcısıdır. Arkaik bütün bilgilerin taşıyıcısı kadındır. Kadına karşı bu kadar acımasız olmaların sebebi Ezilerin hafızasını silmek içindir. Sadece kanını dökerek, öldürerek, keserek değil, etnik temizlik üzerinden tamamıyla tarihten silmek istemişlerdir. Ve ne yazık ki Ezilerin varlığı, iradesi, inancı sistematik bir şekilde hala saldırı altındadır. Kimi devletler hiç şaşırmadılar çünkü başından beri plan içinde yer aldılar. Projeksiyonunu nasıl olacağına dair her şey muhtemelen kozmik odalarında Dışişleri Bakanlıkları yahut da istihbari örgütler tarafından yapıldı. Arkasında bizim bildiğimiz bölgenin ulus devletleri var. Türkiye bunların başından geliyor. Katar var, Saudiler var. Yani kimi para, kimi fikir, kimi de lojistik merkezi olarak işlev görmüştür. Bu grup arkasındaki ulus devletlerin planladığı bir projeyi harekete geçirmek için yaptılar ve hedeflerinde hiç şüphesiz az bırakılmış halklar vardı, inançlar vardı. Az bırakılmış inançlardan biri de Ezidilerdi ve Kürtlerin özellikle Rojava'da, Kürtlerin Orta Doğu'da estirdikleri yeni bir yaşam mümkündür motosu vardı. Kürtlerin elde ettikleri yahut da dünyaya yaydıkları bu süreci engellemek ve o değerler merkezi daha oluşmadan onu yıkmak için istediler, yaptılar. Ve Ezilerin de hedefte olmasının sebebi zaten buydu. Bu organize bir şeydir. Yani amaç şu, demografik yapıyı değiştirmek. Etnik temizlik üzerinden Ezileri toprağa ezidisizleştirmek ve kabul etmeyenleri de deyim yerinde ise ki kullanmak istemiyorum likvide etmek yani nötralize etmek, öldürmek istiyorlar, katliamdan geçirmek üzere. Hala bu katliam tehlikesi çok akut, çok güncel ve gündemden düşmüş değil. Türkiye bu trajediyi bir jenosit olarak kabul edeceğine sürekli Ezileri bombalıyor.
Ezler müzafer olduktan sonra, Kürtleri IŞİD'i yendikten sonra bölge devletleri devreye girdi. Bakınız her ay rutin bir şekilde, planlı bir şekilde mevcut hükümetin ele geçirdiği devlet Ezleri bombalıyor. Değerlerini bombalıyor. Ve 2021 yılında Şengal'de bir hastaneyi bombalamıştı. Siviller ölmüştü. Büyük sayıda yaralılar vardı. Ve Ezler bunu Birleşmiş Milletler'e ilettiler, şikayette bulundular. Türkiye ilk defa Birleşmiş Milletler'de Ezlere karşı işlediği suçtan dolayı yargılanacak. Yani tamamlanmamış olan bir katliamı tamamlamak istiyor. Ama Ezler hep dirençliler. İman ve irfan da direndiler. Tarihte böyle kaldılar. 73 fermana karşı hayatta kalmak, surviving yapmak bile zorken kendi inançlarını, kültürlerini kurmuş olmak da büyük bir şeydir. Onu da söylemek lazım. Gazeteci Berfin Hezil'de. Berfin Hezil tam o esnada kamerasıyla orada, çok cesur bir gazeteci bu arada, ve kamerayı tutuyor kaçan peşmergelere. Siz neden halkı yalnız bırakıp gidiyorsunuz? Onlar no comment diyor, bir şey söylemeyeceğiz diyor ve kaçıp gidiyorlar. KDP'nin yaptığı şu, ellerindeki çakıları da alıyorlar. Hiçbir şey bırakmıyor. Ve böylelikle o vahşilere, o çetelere onları teslim ediyor. Berfin Hezil'in o görüntüleri, o tarihi görüntüleri çok önemlidir. İkincisi ise şudur, yine bir kadın, Irak parlamentosu milletvekili Viyan Dahil'dir. Viyan Dahil'in parlamentoda havar demesi, havar demesi, intizarı ve bağırması dünyayı sarstı. Öldürülüyoruz, katliamdan geçiyoruz dedi. Kanımız akıyor, bir şey yapın dedi Irak parlamentosunda. İki kadının o günü bize aktardıkları o kadar önemli ki. Çünkü iki kadının belki de arkaik olarak da, soykütüksel olarak da ruhları acıyordu. İkisi de ezdi. Biri gazeteci, biri vekil. Ve evet, erkekler öldürüldü, ezler katliamdan geçirildi. Ama hedef de kültür taşıyıcısı, bilgi, fikir taşıyıcısı, sırrın taşıyıcısı kadınlar vardı. Ve bu iki kadın ezdi katliamını, 73. katliamı dünyaya duyurdular. Sonra Kürt Modern Hareketi'nin oradaki kahramanları çıktı. 150 bin insanı Rojava'ya yönlendirdiler. 7 kişiydiler. 7 melek gibi. Ezleri kurtardılar. Onlar olmasaydı katliam çok büyük olurdu. 100 bin insan ölürdü orada. O 3 gün içinde. Çatışa çatışa 7 kişi bir deyim yerindeyse insanlık dişi vahşi bir grubu durdurabildi. Onlar olmasaydı katliam büyük olacaktı. Proje belki de hayata geçecekti. Mesele oydu. Ezleri tamamıyla yok etmekti. İşte o iki kadının bu katliamın seyrini değiştirmesi ve savaşın, çatışmanın seyrini değiştiren de o yedi melek olarak yeryüzüne inen o kahramanlardı. Onlar olmasaydı bu iş olmayacaktı. Ezler toplandı, bir toparlama sürecini yaşadılar. Kendi üst savunma güçlerini kurdular. Yebeşe gibi bir Şengal direniş birliklerini kurdular. Kimlere karşı? Çevre devletlerine karşı değil. Gelecek olan saldırılara karşı kendilerini savunmak için bunu yaptılar. Kürt entelijensası bunlara destek verdi. Kürt hareket, modern hareketi destek verdi. Diğer Kürt hareketleri yanlarından durdu, bazılarının dışında yandan durdu. İmdatlarına koşanlar oldu. O nedenle dünyaya yavaş yavaş bu katliam üzerinden ezilin kabulü ortaya çıktı. Yani işte Şengal'in son katliamı, yani 73. fermanın bir jenosit olarak Birleşmiş Milletler nezdinde kabul edilmiş olmaz. Almanya başta olmak üzere Hollanda, Belçika ve dünyanın birçok yerinde kabul edildi biliyorsunuz. Bizim daha örgütlü, daha organize, kendi değerlerini koruyan, değerlerine sahip çıkan bir yapıya doğru gitmemiz gerekiyor. Bütün Ezler, Ermenistan'dan, Kafkasya'dan, Rojava'dan, Bakur'dan, Başur'dan, her yerden, Rojlat'tan ve Avrupa'dan. Şengal direniş birlikleri ilk günden itibaren ortaya çıktı. Herkes o birliklere katıldı. Öyle bir bilinç çıktı. Bilinç vardı, kendisini savunmak zorundaydı ama silahlar eline alınmış. Ezler bunun farkındalar. Yani toplumsal hafızalarında bunun zaten bir karşılığı var. Örgütlenmenin dışında, kendisini savunmanın dışında bir seçenek olmadığını çok iyi anladılar. Ve Kürt Modern Hareketi'ne arka çıkınca Rojava hakikati var. Şimdi Rojava aynı zamanda Şengal'ın bir ruh ikizidir.
birbirini besleyen iki şeydir. Sadece barış içinde, huzur içinde yaşamak isteyen bir bölge. Ama rahat bırakmıyor. Neden? Çünkü mevcut sistemlere karşı yeni bir sistemdir bu. Bu subsistem onların mevcut sistemlerine çomak sokuyor, deyim yerindeyse. Onun için üzerine geliyor. Şimdi bizim taleplerimiz var. Bir, bize karşı, daha doğrusu insanlara karşı işlenmiş olan bu suçların bütün dünya tarafından bir insanlık suçu olarak kabul edilmesi, jenosit olarak kabul edilmesi gerekiyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni de aynı bu bağlamda şey yapıyoruz, ona çağrı yapıyoruz. Bir devlet istemiyoruz. Kürt siyasi partilerin, Kürt siyasi birliğin içinde uzlaşının sağlandığı, barışın sağlandığı Vatikan istiyoruz. Vatikan var bir yer istiyoruz. Özerk bir yer istiyoruz. Kendi inancımızı, dinimizi, kültürümüzü, dilimizi, kasidelerimizi, müziğimizi, her şeyi özgürce yaşamak istiyoruz. Biz elimizde gelen yahut da gelmeyen yapabildiğimiz ne varsa bu halk için, bu toprak için seferber edeceğiz. Kendi adıma bunu söyleyeyim. Tek bir gün, tek bir adım asla geri atmayacağız.